Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Pyromancer severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, aceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu bölgeye gelmiştik fakat bu bölgeyi keşfetmemiştik. Şimdi bir aksilik olmazsa bu bölgenin bir miktarını keşfediyor olacağız. Aynı zamanda belli başlı içerikleri aradan çıkarma imkanımız olacak. Güzel. Numarayı aşağı atın. Aşağı köpekler ölsünler. Burada kombatçına geçiyorum. Buraya yaklaşıyorum. Cursor boss'u geliyor. Hani bir önceki videoda mesela bu arkadaşı şey yapmıştık. Görmezden gelmiştik. Mesela burada normal bir şekilde öldürebiliriz. Sıkıntı yok. Daha hızlı yani bir cheese yöntemimiz yok. Dolayısıyla daha hızlı ölmek gibi bir imkanımız yok. O yüzden elimizdeki kombatçına mesela faydalanabiliriz. Sıkıntı yok. Kombatçında kendisini öldürmek için en güzel alternatiften bir tanesi oluyor açıkçası. Canınız yanının altında, yarıda ya da yanının altında olmasın. İstemezsiniz onu bu boss'a karşı. İki elle silah tuttuğunuzda bu arada bir miktar daha fazla hasar vurma imkanınız olabiliyor. Şu an olduğu gibi. Özellikle stamina, yani tükettiği stamina miktarıyla kıyaslandığında ne onun adı? İki elle silah tutuyor olmak daha mantıklı olabiliyor burada öldürebilmek için. Bütün alev büyülerinizi burada harcamayın bu arkadaşa. Çok mantıklı olmaz. Şunu yaparken arkasına geçmek yeterli. Ve bam 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 kendisini vurup vurup öldürmüş olduk. Bunu öldürmek zorunda değilsiniz. Sadece bir miktar ekstra ruh elde etme imkanımız oluyor. Hani dileyen arkadaşlar öldürsünler, dileyen arkadaşlar görmezden gelebilirler. Görmezden gelmek istiyorsanız da sandığa yaklaştıktan sonra az önce köpekleri öldürmüş olduğunuz olaya geri dönerseniz kendisi direkt kaybolacaktır. Geldik buraya. Yine bu arkadaşla bir miktar paramez kullanma imkanınız var. Gayet ben bir miktar daha şeyi tercih ediyorum. Ziksel hasar vurabilmek adına elimizdeki baltayı da kullanmayı tercih ediyorum. Buraya açıyorum. Karşıda Mira var. Mira ile bütün Dion'un geçecek şekilde konuşuyoruz. Kendisini tekrar etmeye başladığı zaman devam edebilirsiniz yolunuza. Buradan Antiquated Key'i almış olduk. Geldim şuraya. Buradan yukarı çıkmak istiyorum. Buradan yine bir miktar Lush Titan'ı aşağıda aldık. Tekrardan Fireball'a geçiyorum. Bu arkadaşlar bazen saldırı yaparak yanlarındaki şeyleri patlatabiliyorlar. Varilleri patlatabiliyorlar. Eğer ki şu şekilde tekrar tekrar büyü atarak saldırırsanız mesela fireball'larla size saldıramıyorlar. Sürekli olarak sendelemeye devam ediyorlar. Ve kendilerini rahat bir şekilde öldürme imkanınız oluyor. Buradan dümdüz ilerliyorum. Sol taraftan gold pine resin almak istiyorum. Sonrasında buraya gelip öncelikle varili aşağı ittiriyorum. Daha sonra bu arkadaşa mümkünse fire orb'larla saldıra saldıra. Oo. Bum. Hepsi bitirdik mi? Combustion yok. Fireball kalmış süper. Ve sanırım ilk kez YouTube'a çekmiş olduğum bir video serisinde bu varil aşağıya düşüp direkt ona saldırmadan bu duvarı kırdı. Burada oturup dinleniyorum. Köpekleri görmezden gelebilirsiniz. Çoğunlukla gelmezler, gelirlerse de öldürürsünüz. Çok dert değil. Elimdeki meşaleyi yaktım. Yiyorum. Burayı yakıyorum. Bakın bir heyecanlanma sesi geldi köpeklerden ama. Bu arkadaşla konuşuyoruz. Bir önceki videoda buraya ışınlandığımızda almış olduğumuz Dull Ember'ı ya Dull Ember'ı kendimize teslim ediyorum. Tamam. Teslim aldım. Tekrar geldim buraya. Dinliyorum burada. En gün meşale yakmışsanız kendisi buraya ışınlanıyor. Şimdi burada önemli olan birkaç çiçekten bahsetmek istiyorum. Kendisi satmakta olduğu Uchigatana silahı ve Wing Spear var. Yine bunlar da Pyromancer build'larda başlangıç silahları olarak kullanabileceğiz çiçekler. Wing Spear'ı çok tavsiye etmem çünkü dexterity isteği biraz fazla. Ama Uchigatana hani
Evet, bu da 16 ama yani çok sıkıntı olmuyor. Uchigatana için harcadığınız dexterity puanları biraz daha böyle şuna nazaran az kalmış oluyor. Biraz garip bir durum. Farkındayım bunun. Ama şuna harcayacağınız ekstra 3 içerik, yani 3 puan oyunun ilerisinde build'ı tamamlayıp tamamlayamayacağınızı belirleyebiliyor. O yüzden benim tavsiyem Uchigatana olur ama tabii ki şey sizlere kalmış durumda. Bayağı item derseniz kendisine large titan eşyalar almak mümkün. Bizim silahımızı geliştirmek noktasında bir acelemiz olmadığı için biz sadece sahip olduğumuz Large Titan Shard'ları kullanarak bunu yükseltiyor olacağız. Ekstra Large Titan Shard satın almıyorum. Ek olarak Infuse Weapon deyip buradan mesela herhangi bir tane silah seçtiğimde eğer ki elimde Fire Drake Stone varsa silahımı alevle bufflayabiliyorum. Benim nacizane tavsiyem özellikle New Game Plus'ta elinizde bir tane silahınız alev efsunu olsun. Hangi silah olacağı tamamen size kalmış, hangi silahı kullanmayı beğeniyorsanız, hangisinden keyif alıyorsanız onu yapın. Burada şeyin bir önemi yok. Yani geçip işte A silahı 100 daha fazla vuruyormuş, o zaman onu yapalım gibi bir şey yapmanın bir anlamı yok. Hangisinden keyif alıyorsanız onu kullanın. Tekrardan konuşuyorum kendisiyle. Reinforce Weapon deyip az önce birkaç tane Large Titan daha lootladık. Onlarla birlikte bir tur daha upgrade ediyorum. Burada köpeklerimiz var. Şeyi göstermek istiyorum. Şimdi buradan karşıya gitmeniz mümkün değil. Şuraya kapı kapalı. Dolayısıyla bizim o bölgeye erişmek için bir başka bölgeden gitmemiz gerekiyor. Flexile Sentry'yi kesmemiz lazım. Flexile Sentry'yi keserek ilerlememiz lazım. O yüzden tık 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 bir saniye orayı bir karıştırıyorum. Aynen. Şuraya ışınlanıyor olacağız. Ruha sahip olduğumun farkındayım. Dilerseniz sizler bu ruhları harcayabilirsiniz. Ben şimdilik görmezden geliyor olacağım. Onları harcamak istediğim yerlere gelince orada bahsediyor olacağım. Hani videoyu izleyin. Ben nerede harcıyorsam isterseniz orada harcayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Buradan dümdüz ilerliyorum. Buradaki düşmanları görmezden geliyorum. Dümdüz ilerliyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Tabii onlar beni görmezden gelmiyorlar. Milyon yılda bir yaptığın saldırı yaptın. Seni tebrik ediyorum şu an. Elimde meşaleyle gidiyorum ki nereye gittiğim gözüksün diye. Bu odanın içeri girdim. Yine burada bir Mira var. Mira'nın yanına gelince bekleyin. Arkadan biri geliyorum diye. Bakın. Varsa arkadan gelen biri. Arkadan gelen kişiyi öldürün. Burada varsa diye ifade ediyorum onun sebebi şu. Şu an olduğu senaryoya denk geldiğim gibi hiç gelmediklerine denk geldim. O yüzden varsa öldürün. Yani çok zor olmuyor. Özellikle burada bir Sparta taktiği yapıyorsunuz. Yani çok dar bir alanda hepsiyle aynı anda savaşmaktansa tek tek gelenleri öldürüyorsunuz. Bir tık daha kolay oluyor. Yine konuşuyorum. Kendi diyaloğunu tekrar etmeye başlayana kadar kendisiyle konuşmaya devam ediyorum. Buradaki düşmanların hiçbirini öldürmenize gerek yok. Hiçbir zaman, hiçbir yerde. Dümdüz ilerliyorum. Daha önceki Dark Souls'ta yani Türkçe oynayış rehberlerine vesaire hep bahsetmiştim. Bu arkadaşlar alevden korkarlar diye. Gördüğünüzde böyle korkuyorlar. Kendilerini biraz zorlayabiliyorsunuz. Buradan bir miktar ruh aldık. Burada ilerliyorum. Buradan yukarı çıkarken belli başlı düşmanlar olacak. Hop. Upgrade ettiğimiz silahı daha hızlı öldürebildiğimiz için silahla öldürüyorum. Elimdeki Pyromancer'ları boss'a saklıyorum. Burayı çekmiş oldum. Buraya yukarıdan bir arkadaş geliyor olacak. Kendisini öldürelim. Temelde boss'ta şey kullanabilmek için, Pyromancer'ı kullanabilmek için şu an bu düşmanları Pyromancer'la öldürmüyorum. Yani nasıl yapacağınız tabii ki yine size kalmış ama ben size bahsetmiş olmak istedim. Buradan aşağıya düştük. Bu gemi yaklaşıyor olsun. Çok dert değil. Arkadaşa bir tane vursanız yeter. Hemen size saldırmaması yeterli. Bunu deviriyorum. Önümüz efendim. Arkadaki okçuyu isterseniz gidip öldürün. Ne yapıyorsun lan sen diyerekten. Ben onunla uğraşmıyor olacağım.
Bizim daha büyük dertlerimiz var. Buradan yukarı çıktım. İlk kez şurayı açıyorum. Buradaki duvarı açıyoruz. Tekrar buradan yukarı çıkıyorum. İlk katta bir tane düşman var. Ama üst kattaki gayet sevecen, tatlış bir karakter. Gavlan burada. Gavlan'la konuşuyorum şu an. Hızlı bir şekilde. Gavlan'ı satmak isterseniz envanterinizde bulunan eşyalardan kurtulabilirsiniz. Benim tavsiyem şu an hiçbir şey satmanıza gerek yok ama dilerseniz satabilirsiniz. Benim tek bir şeyim var. Şöyle göstereyim. Şuradaki Chaos Helm'i satmayın. Geri kalan içerikler özgürsünüz ama onu satmayın. Benim daha zaten tavsiyem oyunda kullanma ihtimaliniz olan içerikleri mesela Fire Longsword'u bir denerim diyorsanız satmayın ya da New Game Plus'a şu silaha bakmak isterim diyorsanız satmayın. Ben şahsen hani diğer içerikleri kullanmayı düşünmediğim için bu duracak. Bunu atacağız. Diğer içerikleri kullanmayı düşünmediğim için onları şu an satıyor olacağım. Dediğim gibi bunu satmayın. Satarsanız işiniz iş uğraştırır durur sizi. Yine kedi yüzünü satmayın. O envanterize durmaya devam etsin. Sanırım. Okey. Benim bu Twinkling Titanite'da da bir işim olmayacak. O yüzden hepsini satıyorum. Evet güzel. Hatta yani şunu da yapmak bile mümkün. Ben yani Titanite Shard'da da bir işim olmayacak. Onları satabilirim. Hani onlar envanterden çıkartılabilecek içerikler benim için. Hop, ben de aynı build'a gideceksiniz de sizler de çıkartabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi burada Flexile Center boss'una gidiyoruz. Flexile Center boss'u için hasarımız çok da fazla değil. Dolayısıyla kendisiyle bir tık uğraşmamız gerekiyor olacak savaşta. Savaşta kendisiyle bol bol uğraşmaktansa bir tık uğraşmak için Summon'dan faydalanabiliriz. Bukatil of Mira ile bu bölümde ilk kez konuştuk. Kendisiyle konuşmamıza bağlı olarak kendisi Summon'dan imkanımız oluyor. Burada büyücü yetmenimiz var. Kendisiyle konuşun. Amanın. Oradan burayı vurdum diyorsun ha. Peki. Kendisiyle konuşun. Daha sonrasında şurada hani dilerseniz büyüler vesaire alabiliyor olacaksınız. Kendisiyle konuşabilmek için bir miktar şeye ihtiyacınız var. Nedir adı? Intellect'a ihtiyacınız var. Ben de aynı miktar vermişseniz sıkıntı olmayacaktır. Buradan şeyi göstermek istiyorum. Bu bizdeki artı bir olan yüzüğün burada normal versiyonu var. Hani biz bunu artı birine sahibiz. O yüzden almanıza gerek yok. Şurada mesela bir miktar Ember Herb satıyor. Şunlardan yaklaşık 3 tanesini almak istiyorum. Forces of magic, you suppose, but the power, never forget young. Arkadaş hiç salmayacak beni. Tekrardan buy item deyip şuradan bir de notlara bakarak ilerliyorum. Şuradan bir de Yearn büyüsünü almamız lazım. Almamız lazım diye olmamın sebebi şu. Yani bu bir büyü farkındayım. Yani bir pyromancy değil. Ben bir pyromancy tanıtmak için bu büyüyü kullanıyor olacağım. O yüzden onu benim gibi kullanmak isterseniz sizin de envanterinize bulunsun. Beni artık öldürmene edemedim. Dilerseniz buradaki bu arkadaşı summonlayabilirsiniz ama hiç gerek yok. Yani boş yere boss'un canını vesaire arttırırsınız. Mira gayet yeterli. Mira'yı summonlamadan önce şu arkadaşı öldürdüğünüze emin olun. Bir vuruş yeterli aşağı düşer. Arkadan birinin geldiğini gördüm. Öyle bakayım. Elimizde meşalenin olması işte o arkadaki devasa yaratıkları bir tık görmezden gelmemize imkan tanıyor. Gayet sevinici, gayet başarılı. Merhabalar Miracık. Şimdi oyunda bir Flame Swath denilen bir tane büyü var. Bir aksilik olmasa o büyüyü kimden alabileceğinizi gösterecek. Aynı zamanda alacağım bu bölümde. Onun düşme ihtimali olan düşmanlar da mevcut. Onlardan bir tanesi şu yukarıdaki düşman. Çok ama çok nadir ihtimalle düşer. Bir şansınızı deneyin. Hani ben de belki demeyeyim seriye böyle dahil ederim. Çok böyle eğlenceli bir içerik olur diye gibisinden. Kendisini öldürüp düşürmeye çalışacağım. Şart değil. Görmezden gelmeye çok daha mantıklı olur. Ben tamamen seriye ekstra bir içerik olsun diye çabalamak niyetindeyim. Bakalım bir şey düştü. Heyecan dorukta. Nihayet Herb düştü. Okey. O da kötü değil. O da bizim isteyeceğimiz bir içerik. Artık meşaleyi kapatabiliriz. Onunla bir işimiz yok.
Şimdi burada yine öğrendiğim trivia bilgilerden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Bu boss'la kapışırken boss'un odasındaki su seviyesi yavaş yavaş yükseliyor. Ben bunu çok geç öğrendim. Trivia bir bilgi, keyifli bir bilgi olacak. Sizlerle paylaşmak istedim. Ve Flexile Center boss'undayız. Biz bütün fight'ın tanklanması işini şeye bırakacağız, Mira'ya bırakacağız. Bu arkadaş zaten suyun içerisinde bir boss olduğu için yani tahmin edeceğiniz üzere çok fazla hasar yemiyor. Biz o yüzden elimizdeki bütün paramansı kendisine fırlatıyor olacağız ve Mira niye arkası dönük bilmiyorum ama komple izliyor şu an fight'ı. Elimizdeki bütün paramansları kullanmak istiyoruz. Ve mümkünse boss'a savaşırken her zaman balyozların olduğu taraftan kendisine saldırmaya çalışın. Diğer taraf, kılıçların olduğu taraf biraz daha tehlikelidir, aklınıza bulunsun. Neden burada Mira'yı summonladığımızda bir tık ifade etme imkanım oldu diye düşünüyorum yani bu vurduğum hasarı göstererek. Şayet Mira saldırırsa çok çok daha mantıklı olacak da Mira saldıramıyor şu an nedense. Boss Mira'ya odaklandığında biz, boss bize odaklandığında Mira saldırıyor olacak. Bir aksilik olmazsa mantık olarak. Artık paramanslerim bitti. Bittikten sonra normal elmek silahı saldırabiliyorum. Yani gördüğünüz üzere elmek silahı hasarı fiziksel hasar olduğu için bir tık daha fazla vurabiliyor bu arkadaşa. Ama ben dediğim gibi yani videonun bu serinin ilk videosunda da söylediğim gibi, bu videoda da gösterdiğim gibi ben elimden geldiğince hep bossları Pyromancer ile öldürmeye çalışacağım. En azından öldürmeye yetmiyorsa bile hasarım, canlılığını azaltmaya çalışacağım. Ve işte burada bizler Pyromancer Flame'i elde etme fırsatı buluyoruz. Ve aslında kullanacağımız ana Pyromancer eldiveni ben burada geçiyor olacağım. Hani buna geçip geçmemek daha önce bahsettim, sizlere kalmış. Bizler şu an aslında build'ımız için gereken hemen hemen her şeyi toplamış bulunuyoruz. Tabi alacağımız belli başka yeni içerikler var. Ama o içeriklere şu an koştur koştur gitmiyor. Onlar yeri geldiğinde elde edeceğimiz içerikler olacaklar. Buradan dümdüz asansörümüze gidiyorum. Aynı zamanda Pyromancer eldiveniyle birlikte bir tane de Fireball içeriği de almış olduk. Eğer ki Combustion veya Fire Orb kullanmayı düşünmüyorsanız ya da 4 tane sonra çıkartırsanız Attunement'ı Fireball'a takabilirsiniz. Hani şu an oyunun bu noktasında saçma veya yanlış olmaz. Aklınıza bulunsun. İlk iş, şöyle bir tane bonfire'ımız var. Bonfire'ı yakıyorum. Bonfire'ı dinleniyorum, travel deyip Majula'ya gidiyorum. Şimdi sahip olduğunuz ruhlarla ilk olarak yapmanızı isteyeceğim şey, şuradan yukarı doğru gidin. O arkadaşla konuşun. Buy item deyip kendisini satmakta olduğu 3 tane fire seed vardı. Onları satın alın. 24.000 ruhu buraya harcadık. Daha sonrasında reinforce pyromancer flame deyip ben şu an pyromancer flame'i arttıracağım. Dediğim gibi ben buraya yatırım yapacağım. Bunu son kez söylüyorum. Hani daha fazla başınızı bunu şişirmeyeceğim. Buraya doğru ben pyromancer flame'i 3 tane şekilde artı basıyorum. 1 seviye, 2 seviye ve 3 seviye yükseltmiş oldum. Gördüğünüz üzere hani şu an elimdeki eldiven hani göstermek gerekirse tık tık. A scaling'inde şeye sahip, alev hasarına sahip. Bir seviye daha yukarı çıkardığımızda, artı 4'e çıkardığımızda bunun seviyesi S olacak. Yani maksimum hasar çıkarma imkanımız olacak. Yine eğer benim yapmış olduğum gibi büyücü arkadaşla konuştuysanız kendisi buraya ışınlanmıştır. Aklınızda bulunsun. Geri kalan 11.000 ruh envanterize durmaya devam etsin. Burada şey yapıyor olacağız. Bir saniye, Etun Spence diyelim. Pardon, doğru, okey, sıkıntı yok. Şuradan tekrardan şu ilk bonfire'a, en son açmış olduğumuz bonfire'a ışınlanıyorum. Biraz bu bölgeyi keşfediyor olacağız bir aksilik olmazsa.
yapmak istememiştim. Okey, sıkıntı yok. Burada bir alternatif içeriğimiz var. Onu göstermek istiyorum. Şurada aşağıda bir düşman var görüyorsunuz. Onun kafasına buradan fireman atabilirsiniz. Umarım bu arkadaş aşağı düşmez çünkü. Lıkır. Buraya... Önünüz beyefendi. Burayı hatırlarsınız ya da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Burada ileri giderseniz Pursuer boss'u yanınıza geliyor. O yüzden mümkünse ileri gitmeden öncesinde bu köpekleri vesaire biz aradan çıkarmak istiyoruz her zamanki gibi. Hop. Bu arkadaşın arkasına geçip kendisini infaz edin. Çok daha rahat oluyor. Tarafı kırıyor olacağım. Bir tane köpeğimiz var. Buraya gelecek mi diye bakıyorum. Bazen bug'a giriyor orada. Yine bug'a girmişmiş gibi hissediyorum. Bak, orada dönüp durma niyetinde. Gelirse kendisini öldürürüz. Pursuer yine burada karşımıza çıkıyor. Fakat bu sefer biraz daha avantajlıyız. Çünkü elimizdeki Pyromancer eldiveni upgrade edilmiş durumda. Dolayısıyla daha fazla hasar vurabiliyoruz. Şu an attunement statımız çok fazla, attunement diyorum, adaptability statımız çok fazla olmadığı için kendisiyle kapışırken böyle dikkatli bir şekilde yuvarlanmaya çalışın çünkü hasar yeme ihtimaliniz çok yüksek. Tamam. Yine bir miktar ruh elde ettik, yine bir miktar nedir adı? Twinkling Tight Knight gibi bir atlı metal elde etme imkanımız oldu. Pursuer boss'unu bu şekilde kesmek zorunda değilsiniz. Ben çok kolay öldürülebilen bir boss olduğu için kendisine elde edebileceğimiz miktarda ruhu elde etmek istiyorum. İşime geliyor daha çok. Buradan yine Lush Titan Shard ve Estus Flask Shard almış olduk. Bu tarafa gidiyor olacağım. Bu köpek gelmedi çünkü. Keşke gelseydi. Tamam. İçim daha rahat olurdu. Burayı çekiyorum. Hani burayı açamadığımızı göstermiştim. Bir önceki videoda buradan gidemiyoruz gibisinden bir şeyimiz olmuştu. Bir önceki videoda, bu videoda buraya ilerleyemiyoruz gibi bir ifade bulunmuştum. Bu videoyu değil mi ya? Ağır ağır çektiğim için kafam bir karıştı şu an. Çok dert değil ama hani bu kısmı göstermiştim. Önemli olan şey yok. Tekrardan Reinforce Weapon deyip elimdeki silahı bir tur daha yükseltiyorum. Artık Titan'a chunklara ihtiyacımız var. Yani şu an fiziksel hasar anlamında da alev hasar anlamında da gayet güçlü bir karakterimiz oldu. Buradan dümdüz ilerliyoruz. Buraya yaklaşıp uzaklaşın. Tek vuruşta ölme imkanımız var. Buraya gir çık yapın. O taraftaki öldü mü? Ölmedi sanki. Ben de öyle hissettim. Senin o hasarın gerçekten çok çılgın bir hasar. O kadar çapulsuz görünüp o kadar fazla hasar nasıl görüyorsun hala anlayamıyorum. Tekrar burada Fireball'a geçin. Fire orada olur fark etmez. Amacımız bu arkadaşları rahat bir şekilde aradan çıkarmak. Bu aslında dümdüz ilerliyorum. Peki şu arkadaşı kombatçında aradan çıkarmak istiyoruz. Pek istediğim gibi olmadı ama Dark Souls 2 mekanikleri sağ olsun. Yine bir tık imkan tanıdı yani. Harika. Merhaba beyefendi. Bak. Kombatçı ve normal bir saldırı gayet yeterli bu arkadaşlar için. Yani yine bir miktar içeriklerimizi almış olduk. Girdik bu odaya. Şu sağ üstte yine bir tane suikastçı var. Ona karşı dikkatli olun. Yanına yaklaşınca atlıyor olacak üzerimize. Hop. Hop. Ya
Kendisini öldürdükten sonra ya da kendisini öldürmeden önce birkaç tane item bulabilirsiniz. Ama öldürdükten sonra odada bedava alabileceğiniz itemleri alın. Bunu da satabiliyor olacağız. Yine Galvan'a denk geldiğimizde. Twin Blade ile de şey yapmak mümkün. Pyromancy build'ı kasmak mümkün. Fakat çok keyifli olmuyor. Çünkü yani Twin Blade'i bufflayabilmeniz lazım ve bufflamanız için gereken içeriği nasıl alabileceğinizden bahsediyor olacağım. New Game Plus içeriklerini yapmak gerekiyor ve alınabilecek en zor Pyromancy büyülerinden bir tanesi New Game Plus'ta değilseniz. Hani... Skeptic Spice'ı aldık. Hop, Licker. Yanımızı fırlıyorum. Karşıya doğru gidip yuvarlanıyorum. Buradan neredeydi? 10 falsetik alma imkanım oluyor. Aşağıya düşüyorum. Tekrar bir geçip yanımı arttırıp tekrar asansörü yukarı çıkıyoruz. Kapıyı açtık. Burada sol taraftaki şu arkadaşı öldürün çünkü bazen kafanızı atlamaya çalışabiliyor. Yine onun karşısında bulunan şu arkadaşı da öldürün. Bu da kafanızı atlamaya çalışabiliyor. Buradan yukarı çıktım. Burada yine taşlaşmış bir arkadaş var. Hop. Pregnant Branch of York kullanıp kendisini kurtarıyorum. O ayağa kalkak esasında bunları öldürebilirsiniz. Hani bir miktar ruh gelsin, bir miktar para toplayın diyorsanız şayet. Kendisi yol verdiyse gelin burada bonfire yakın. Bonfire yaktıktan sonra bonfire bir tur dinlenin. Ayağa kalkın. Kendisi hemen sağ tarafa hareket ediyor. Konuşuyorum. Konuşmaya devam ediyorum. Şimdi kendisi normal trade opsiyonuyla bossları, kesmiş olduğumuz bosslara ait içeriklerimizi satar. Boss rutlarını elde edebileceğimiz. Fakat bizi ilgilendiren şey normalde satmakta olduğu itemlar. Orada da iki tane pyromancy'miz var. Birincisi Lingering Flame, diğeri ise Flame Swath. Biz Flame Swath'ı almak istiyoruz. Lingering Flame'i almayı düşünmüyorum, yani satın almayı düşünmüyorum. Kullanmak da çok fazla niyetim yok. Ne işe yaradığını bahsetmek istiyorum ama PvP yapacaksanız, yani eğer Dark Souls'daki server'la açıldıysa ve PvP yapmak istiyorsanız müthiş bir içerik oluyor. Havaya bir alev topu bırakıyorsunuz. Düşmanlar alev topuna yaklaştıklarında bu infilak ediyor. İnfilak edince de birçok düşmanı hızlı bir şekilde tuzağa düşürme ve öldürme imkanınız oluyor. Ya da işte... Ya da PvP'de mesela can basmak istiyorsunuz. Havaya bırakıyorsunuz bunu. Düşman bunu gördüğü için size saldırmak istemiyor, yaklaşmak istemiyor. Siz doğru Essence falan içebiliyorsunuz. Hani bir tık PvP içeriği olduğu için ben çok fazla buna değinmek istemiyorum. Zaten PvP'de çok fazla kullanmıyor olacağız. O yüzden ben bunu almayacağım. Ama dilerseniz siz de alabilirsiniz. Ben burada tanıtmış olmak istedim. Tekrardan travel deyip Majula'ya gidiyoruz. Burada envanterimizdeki şeyleri kullanmak istiyoruz. Boss ruhlarını kullanmak istiyoruz. Yani, güzel. Kendisiyle konuşuyorum. Firekeeper'ın. Olmuş olduğumuz Essence Fast Shard'ı teslim edelim. Level up diyorum. Level up dedikten sonra bu sefer Fate'i arttırmaya başlıyorum. Bir saniye. Okey, tamam. Scroll edince anlaşıldı. Şimdi burada notları iyi alıyorum da işte scroll etmek lazım. Bu şimdi burada şöyle bir durum var. Benim Fate statım 13'te, Intellect statım 28'de. Intellect'i 30'a çıkartamadım, Fate 13'te kaldı. Ne yapacağım tadında? Bir önceki videoda almış olduğum bir tane şey vardı. Soul Vessel vardı. Onu burada kullanıp bu içeriği tanıtmaya karar verdim. Dolayısıyla bir aksilik olmazsa onu burada gösteriyor olacağım. Soul Vessel'ı kullanmak için geliyorsunuz buraya. Şu arkadaşa konuşuyorsunuz. Give Soul Vessel diyorsunuz. Soul Vessel teslim ettikten sonra kesinlikle olmasını istediğim statla tekrar arttırıyorum. Yani burada Attunement 16 istiyorum. İşte STR'm 9 olsun istiyorum. Canım 10 olsun istiyorum. Okey, buraları arttırdım.
Daha sonra Intel'i aldım 20'ye çıkardım. Fate'i aldım 20'ye çıkardım. İkisi de eşit olsun istiyorum belki. Buna 20'ye çıkardım. Daha sonra her şeyi Intel'e koymak istiyorum. Bu şekilde bir güncelleme yapabilirim. Yani burada sadece oyunun başına sahip olduğumuz statları değiştiremeyiz. Ama oyunun başından sonrasında vermiş olduğumuz bütün statları tekrar güncelleme ve dağıtma imkanımız oluyor. Ben burada Intel'e de Fate'i 20-20 yapmak istiyorum. Çünkü bir sonraki videoda alacağım bir içerik var. Onu da tanıtabilmek istiyorum. Notlarınızdan bu şekilde şey aldım. Nedir adı? Notlara bu şekilde yazmışım. Gösterebilmek adına. Sizlere burada bir tür tanıtmış oldum. Zaten Solvay'sa sizlerde de var. Direkt kullanıp sizler bu şekilde güncelleyebilirsiniz. Güncelleme zorunda değilsiniz. Alacağımız itemler o kadar fazla etkilemiyor. Oyunun ilerleyen noktalarında alma imkanınız oluyor. Aklınıza bulunsun. Tekrardan Majula'ya ışınlandım. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.